Tamiret'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz bit pazarından alınan tabletler değil, bit pazarından getirilen tabletler arkadaşlar. Biliyorsunuz bit pazarları kapalı. Bu yüzden bit pazarına gidemiyoruz. Fakat bit pazar ayağımıza geldi. Şöyle, devamlı alışveriş yaptığım bir abim var, arkadaşım. Elinde bit pazarından daha evvel satın almış olduğu tabletleri var. Orada aynı zamanda tezgah açıyor Eskişehir'de bit pazarında. Elinde tabletleri bana getirdi tamir ettirmek için. Hem onları inceleyeceğiz hem bu videoda bir tanesini tamir edeceğiz. Bu tabletleri hepsini tek tek tamir edeceğiz. Fakat ilk önce size tanıtmak istedim. Bu tabletin hiçbir şey yok, Samsung. Sadece dokunmatik kırık. Her şey aktif olarak çalışıyor. Bunun dokunmatiğini değiştireceğiz ve pahalı bir tablet bu. Kalemi yok. Bunları o kendisi bit pazarından toplamış uygun fiyatlara. Yapmamı istedi. Ben ona sürekli bu tarz tamirleri yapıyorum. Bazen cep telefonlarını bana satıyor. Genelde kendisi pek cep telefonlarıyla uğraşmıyor. Tabletleri bana yaptırıp orada satıyor. Samsung P602 bu tablet. Sadece üst dokunmatiğini değiştirmeyi deneyeceğiz bunu. Sonra şöyle bir tablet var. İç ekran ve desenler çizgili çıkıyor yazmışlar arkasında not. Bir test edeyim. Hiçbir belirti yok. Şöyle iki tane tableti var. İkisi de aynı model marka. Ne yazık ki şunun anakartı sağlammış ama ekranı falan kırık. Bunun da anakartı bozuk olduğu için bunu aktarmamı istedi. Şu var. Bu da Samsung. Bunda hiçbir şey görünmüyor. Ekranda çizgi çıktığını söyledi. Ha bakın, ekranda çizgi çıktı. Şarja takalım, bir de test edelim. Evet, ekran kırık muhtemelen. Bunun da ekranını değiştireceğiz. Bakın çizgi yapıyor, gidiyor. Büyük ihtimal ekran değişecek. Bir tane daha Samsung var. Bunda hem dokunmatik kırık cam, hem ekranı içten kırık. Home tuşu yok. Bunun değişimini bu videoda yapacağım sizin için. Malzemelerini tedarik ettik bunun. Bir de aynı diğer tabletler gibi aynı marka bir grup daha var. Bunlar da iki tane. Şarj aletleri olmadığı için herhangi bir testte bulunamadım ben dedi. Belki çalışıyorlar, bilmiyorum. Bunları test eder misin benim için dedi. Bunları da şarja takıp test edeceğim. Bakalım nerede arızalar var, onları tespit edeceğiz. Bir de şunlar var. Bunların ne olduğunu bilmiyor. Bunun ne olduğunu bilmediği için bakmış ama bir şey şarja takmış, bir belirti olmamış. Biz de takalım ama bir görüntü falan yok. Güç çekiyor ama çalışmıyor. Bir de şöyle bir siyah bir tablet var. Eski bir model, Polyped'in. Dokunmatik kırık, açılmıyormuş. Cihaz çalışıyor ama dokunmatik kırıkmış. Eski bir model bu da. Bunda malzemesini bulursak bunu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun tamirine geçelim. Samsung marka bir tablet. Virüs bittikten sonra bit pazarı açılsın. Videoda o arkadaşın tezgahını da tanıtacağım size. Sürekli zaten odan alışveriş yapıyorum. Daha önceki videolarımda izlediyseniz o tezgahtan birkaç telefon da satın almıştım. Hatta Samsung S7H ve iPhone 6 almıştım. Çok uygun ürünler de satıyor. İyi fiyatlara, çok az paraya şeyler alabilirsiniz. Sıfır malzemeler de satıyor. Cep telefonu aksesuarları gibi. Bunların malzemeleri internetten satın aldım. Ya hangi siteden satın aldığımı, hangi satıcıdan aldığımı söylemek pek istemiyorum arkadaşlar. Yani büyük e-ticaret sitelerinden ya da yerel toptancılardan alabilirsiniz. Bugün satın aldığınız zaman internetten yarın elinizde oluyor genelde. Bak görüyorsunuz, dokunmatik kopmuş zaten yerinden. Hepsi burada. N11 sahibinden gitti gidiyor gibi yerlerde var. Ya yani Tahtakale'deki toptancıların da kendi web siteleri var. Oralardan da alabilirsiniz. Ya da çevrenizde telefon toptancı malzemesi satan yer varsa oralardan da alabilirsiniz. Bunlar sipariş ettiğim parçaları, bu dokunmatiği, bu da ekranı. Böyle sarılı, ambalajlı geliyor. Herhangi bir taşıma esnasında kırılmıyorlar. Ben hiç problemle karşılaşmadım kargo taşımasında. Orta kasa ekranını oturtuyorum. Tabii her zaman jelatinlerini sökmemeye özen gösteriyorum test etmek için. Yani bu sektördeki parçaların jelatinlerini sökmediğiniz takdirde 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
Bakalım açılıyor mu? Görüntü gelecek mi? Görüntü gitti. Görüntü geldi. Görüntü geldi. Bu tuş yoktu. Bende şöyle bir tuş takımı seti var. Daha doğrusu şöyle eski çıkma tabletlerden aldığım tuş takımları. Bunu aldığını olacağını düşündüğüm için oradan aldım. Bir deneyeceğim. Olmazsa başka bir tane tuş deneyeceğiz oradan. Onların hepsini çıkma tabletlerden söktüm. Cihazda şifre var. Dokunmatikte çalışıyor. Bir sıkıntı yok dokunmatiğinde. Ama şifresi var. Hard reset yöntemiyle o şifreyi sıfırlayabiliriz. Çünkü bu tablet onun kendi malı ve satacak. Zaten sıfırlanması gerekiyor. Hard reset ile bunları sıfırlamak çok kolay. Tablet kendisinin olduğu için sıkıntı yok. İstediğini yapabilirsin dedi. Bu arada home tuşu çok iyi oturmadı. Sanırım oraya biraz ufak geldi gibi. Deniyorum oturtturmayı. Hard reset deneyelim. Bilmeyen arkadaşlar varsa tekrar hatırlatayım. Tamiret Master adında bir kanal daha açtım. Orada daha komplike tamirler, lehimsel işler, şarj soketi değişimleri, işte hard resetler, Bogle FRP bypass, o tür teknik işleri yapıyorum. Şifre kırılma işlemleri. Orada konuşma yok şu an için. Çok talep geliyor sizden, abi orada da konuşur musun diye. İnan ki vakit olmuyor ama konuşmayı deneyeceğim önümüzdeki günlerde. Orada da sesli anlatım yapmayı düşünüyorum. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesaplarımızdan da eklemeyi lütfen unutmayın. Instagram tamiret0. İleriki çekilişlerde hem video duyurularını hem çekiliş duyurularını oradan yapacağız çünkü. Lütfen oraya da ekleyin. Cihaz açıldı. Kurulumunu yapalım. Hard reset yaptığımız için cihaz kendini ilk güne getirdi. Fabrika ayarlarına döndü bir nevi yani. O yüzden tekrar kurulum yapmamız gerekiyor. Ekran parlaklığı da daha gayet güzel. Bu arka kapağı. Etrafını temizliyorum ki güzel otursun. Dün gece itibariyle sokağa çıkma yasağı geldi. Eskişehir'de yaşıyorum. Burası büyük şehir olduğu için burada da sokağa çıkma yasağı var şu an. Video malzeme konusunda herhangi bir problemimiz yok. Bir yıl yetecek kadar video var elimde. Ama merak etmeyin, elimde daha öncesinde çekmiş olduğum bir sürü video var. Onları zamanla yavaş yavaş editleyip YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Artık cihazı toplama işlemine geçebiliriz. Kendi bantı var dokunmatiğim fakat ben bir çift taraflı bant daha koymak istiyorum. Her ne kadar üstünde dokunmatiğim bant olsa da bazen yeteri kadar iyi tutmuyor. İşi sağlam almak daha iyi. Arkadaşlar bazen soruyorsunuz ekipman önerileri gibi şeyler. Ekipman önerisi yani bir tornavida bir cımbız bir kaşıkla yaptım işte görüyorsunuz. Hatta bunda tornavida bile kullanmadım. İlla bir telefon tamir edeceğiniz diye yani bir tane telefon için pahalı bir ekipman almanıza gerek yok. Pahalı bir tornavida almanıza da gerek yok. Elinize ne alet gelirse uygun onunla yapın tamiri. Bence ilk etapta en ucuz malzemeleri seçin. Oda vlogu da istiyorsunuz. O da zamanı gelince olacak arkadaşlar. Zamanı gelince yüzümü de göreceksiniz. Adımı da öğreneceksiniz. Kişisel Instagram adresimi de öğreneceksiniz. 3 gün sonra aşağı yukarı bu kanal açalı 2 ay oluyor. Ve 2 aylık bir kanal olmama rağmen sayenizde çok hızlı büyüdük. Bazı adımları inanılmaz hızlı derecede geçtik. Çok teşekkür ederim ilginiz için arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Ama bunlar hep sizin sayenizde olacak. O yüzden desteğinizi lütfen esirgemeyin. Jelatinlerini kaldırdım. Ekranı dikkatli bir şekilde oturttum. Şimdi dokunmatiğini dikkatli bir şekilde oturtmaya çalışıyorum. Burada çok dikkat edin. Altında bir şey kalmamasına özen gösterin. Çünkü camı çatlatabilirsiniz, kırabilirsiniz. Kenarlarından destekleyin, bastırın. Ki ortasından bastırırsanız cama zarar verebilirsiniz. Kasada gayet iyi oturdu. Cihazımız artık hazır. Dokunmatik ekran değişimi bitti ve her şey sapasağlam çalışıyor. Çekiliş ve hediyeler olacak arkadaşlar. Soruyorsunuz yorumlarda. Ama şu an bu Covid probleminden dolayı kargoyla bir şey yollamak çok mantıklı gelmiyor bana. Biraz daha şu olaylar bir geçsin. Hem şu kargo firmalarıyla anlaşmamı da yapayım. Hediye de olacak, çekiliş de olacak. Merak etmeyin. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun. Herhangi bir merak ettiğiniz bir konu varsa yorum kısmına lütfen yazın. Mümkün olduğunca yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.